Evet. Şu an Tunalı İlmi Caddesi'ndeyiz. Normal şartlarda Ankara'nın en yoğun caddelerinden birisi. Sakinlik hakim. Şu an vatandaşlar sadece marketlere, bakkallara gidebiliyorlar. Kısıtlamadan dolayı.
Esat Caddesi'nden Kocatepe Camisi'ne doğru iniş yapıyoruz. Buradan Kızılay yöne doğru döneceğiz. Çünkü ileride Mithat Paşa Köprüsü'nde çalışma var. Köprü kapalı olduğu için yol kolej kavşağına doğru dönüyor. Kızılay meydanına da normal şartlarda araç girişlerine izin vermiyorlar. Şu an onu da deneyeceğiz. Biz basın mensubu olduğumuz için giriyoruz. Normal şartlarda ama sivil araçlara izin vermiyorlar. Ona da bakalım şu anda. Akay Caddesi'nden iniş yapıyoruz şu anda Atatürk Bulvarı'na. Meclis kavşağındayız. Atatürk Bulvarı'na girmiş bulunuyoruz. 200-300 metre sonra Kızılay Meydanı'na ineceğiz. Evet, normalde Kızılay Meydanı'na araçları almıyorlardı. Meşrutiyet Caddesi'ne doğru dönmelerini sağlıyorlardı ama o yolu açmışlar. Şu an Kızılay Meydanı'ndan da sivil araçlar geçebiliyorlar. Tabi meydanda da uygulama var, polis noktası var. Muafiyet olmayan vatandaşlar ceza işleme tabi tutuluyorlar. Meydanını alalım şöyle. Karşılıklı olarak iki taraflı uygulama noktası var. Güven Park, Kızılay Meydanı yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Evet, Büyükşehir Belediyesi çevre temizlik koruma işleri de çalışıyor şu anda. Çiçek ekim yapıyorlar. Yine Kızılay Meydanı'ndaki refüjlerde de çiçek çalışması var. Sol tarafımızda Kızılay AVM binası. Sağ tarafımız Sakarya Caddesi. Atatürk Bulvarı'ndan Sığıye istikametinde devam ediyoruz. Ulus yönüne doğru devam ediyoruz. Ulus'ta vatandaşlar varsa röportaj yapacağız. Sokak röportajı yapacağız. Gündeme dair sorular soracağız vatandaşlara. Evet, burası Kızılay Meydanı. Ankara'nın simge yerlerinden birisi. Sağ tarafta da Abdi İpekçi Parkı var. Var. Burada da yine muafiyet belgelerine bakılıyor.
Evet, polis uygulama noktasına geldik. Polisler tek tek araçları durdurarak kartlarına, kimliklerine, belgelerine bakıyorlar. Kolay gelsin. Evet, sol tarafımızda Ankara Adliyesi var. Ankara Adalet Sarayı. İnşallah hiç kimsenin yolu düşmez. Bu bölge Opera diye geçiyor. Sol tarafımızda Gençlik Parkı var. Sağ tarafımızda TRT Ankara Radyosu var. Yine sağ tarafımızda hastaneler vardı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi halen mevcutta duruyor. İbn Sina Hastanesi, Numune Hastanesi gibi hastaneler. Sol tarafımızda Gençlik Parkı. Normalde çok hareketli olur buralar, bilirsiniz. Evet, polis ekipleri vatandaşların parklara girmesine izin vermiyorlar. Gençlik Parkı'na, Tuğlu Park'a, Seymenler Parkı'na. Yani markete, bakkala çıkmak için gitmiş vatandaşlara bile girişlerine izin vermiyorlar. Böyle bir uygulama var. Ulus'tayız. 100. Yıl Çarşısı sol tarafımızda. Sağ tarafımızda Atatürk heykelimiz var. Buraları böyle sakin bulmak normal şartlarda çok zordur. Evet, Ulus'ta da kimsecikler yok. İşinden çıkan vatandaşlar var. Evine gitmekte olan. Evet. Karşımızda Ankara Kalesi var. Ulus'ta kimseyi bulamadık. Ankara Kalesi'ne gidelim. Oradan şehir manzaraları yansıtalım ekranlara. Sağ tarafımız Anafartalar, Kuyumcular Çarşısı. Yine sağ tarafımızda Konya Sokak var, Elektronikçiler Çarşısı. Sol tarafımız Hacı Bayram Veli Camisi'nin olduğu bölge, yeni restore edilen bölge. Burası Ankara Kalesi'ne doğru devam ediyor. Evet, dün akşam da Ankara Kalesi'nde bir etkinlik vardı. AK Parti Ankara İl Başkanı Sayın Hakan Han Özcan Filistin'e destek açıklaması yaptı Ankara Kalesi'nde. Yine Ankara Kalesi'ne Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa, Kubbetü's-Sahra resimleri ışıklı bir şekilde yansıtıldı. Ve oradan tüm dünyaya Filistin'in yanındayız mesajı verildi. Şu an Ankara Kalesi'ne doğru çıkıyoruz.
Ankara Kalesi'nde de sessizlik hakim, sakin. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimten Müzesi, yine Türk Pusat Gelenekleri Müzesi, Rahmi Koç Müzesi. Buradan ulaşılabiliyor. Ankara Kalesi bölgesinde hepsi. Sağ tarafımızda Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Müzeye turistler giriş yapmaya çalışıyorlar. Evet, giriyorlar. Sol tarafımızda Türk Pusat Geleneksel Sanatlar Müzesi var. Evet. Erimten Arkeoloji ve Sanat Müzesi de sağ tarafımızda. Ankara Kalesi'nin bulunduğu meydan burası. Burası da genellikle hareketli olur. Yine sakin bir gün burada da. Aracımızı bir yere park edeceğiz. Yürüyerek Ankara Kalesi'ne doğru devam edeceğiz. Şöyle soldan devam edelim. Buradaki işletmeler de kapalı, iş yerleri de. Hiç açık bir yer yok şu anda Ankara Kalesi'nde. Sadece turistler geliyorlar. Nereye? An parkın otoparkına koyalım aracımızı. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri sulama yapıyorlar. Yine çim kesme işlemleri var. Çok güzel bir manzara var. Otopark kapalı olduğu için dönüş yapacağız. Aracımızı buraya koyacağız. Evet, müthiş bir Ankara manzarası var. Çok güneşli bir gün, açık bir gün. Aracımızı meydana bırakacağız. Otopark kapalı çünkü. Buradan giriş yapacağız. Evet, aracımızı buraya bırakıyoruz. Evet, sanatlarıyla, gıdayla ilgili çok fazla iş yeri var burada normal şartlarda ama hepsi kapalı. Canlı yayınca devam ediyoruz. Bitirmeyeceğiz canlı yayını.
Evet, Ankara Kalesi'ne doğru giriş yapacağız şimdi. Ankara Kalesi girişinde normal şartlarda çok sayıda iş yeri var. Hediyelik eşya, el sanatları, sanat galerileri, antikacılar, turistlere hitap eden yerler var ama tamamı kapalı. 17. yüzyıldan bir çeşme. Ramazan Şemseddin Çeşmesi, 17. yüzyıl. Ve yine Ramazan Şemseddin Camii. Tarihi bir cami burası da. Özellikle minaresi. Ahşap minare. Ankara Kalesi'ne doğru devam ediyoruz. Buradaki vatandaşlarla da bayrama dair röportaj yapabiliriz. Hazırlayın arkadaşlar. Ankara Kalesi'nde bayram nasıl geçiyor? Vatandaşlara soracağız. Burası Kale Mahallesi diye geçiyor. Burada bir yerleşim yeri var. İnsanlar hayatlarını bu kale alanının içerisinde devam ettiriyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Turist Bilgilendirme Ofisi. Evet. Ankara Kalesi içerisinde yaşam devam ediyor. Burada bir hayat var.
Evet, kalenin giriş kapısı burası. Buradan giriş yapıyoruz. Ankara Kalesi'ne gelmeyen var mı? Burası da yine tarihi camilerden birisi. Sultan Alaaddin Camii. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İç Kale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapım işi devam ediyor. Evlerde restorasyon yapılıyor. Biz şimdi kaleye doğru çıkış yapacağız. Buradan çıkıyoruz. Sokakları görüyorsunuz değil mi? Bakalım oradan. Ankara Kalesi iç kısmı kısıtlama nedeniyle kapalı. Buradan şehre doğru bir bakış yapalım. Ankara Kalesi iç kısmı kısıtlama nedeniyle kapalı olduğu için iç kısma giriş yapamıyoruz. Kaydımızı burada sonlandıracağız, canlı yayınımızı. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz.